Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve la udvane illa alel zalimin. Ves salatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena. İnneke entel alimul hakim. Sübhaneke la fehme lena illa ma fehemtena, inneke entel cevvadül kerim. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri, vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli, ve ufevvidu emri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Yaratan, yaşatan, bizlere sayısız nimetleriyle lütufta bulunan Yüce Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bizlere en güzel örnek olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Muhterem Müslümanlar, bu mübarek Ramazan ayının son 10 günü içerisindeyiz. Geriye 9 tane orucumuz kaldı. Dolayısıyla bu 9 orucu ve 9 günü çok iyi değerlendirmeye gayret etmeliyiz. Zira Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan ayının son 10 gününde İtikafa girmekteydi ve tamamen kendini ibadete ayırıyordu. Dolayısıyla bizler de bu son 10 günü daima ibadetlerle, dua ve niyazla, tövbe ve istiğfarla geçirmeye gayret etmeliyiz. Zira Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 185. ayeti kerimede ifade edildiği gibi Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Ramazan ayı içerisinde yüce Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı aydır. Dolayısıyla özellikle Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen rivayetlere göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesini Ramazan ayının son 10 gününde arayın buyuruyor. Başka bir rivayette de Kadir Gecesini Ramazan ayının son 10 gününde tek olan gecelerde arayınız buyurmaktadır. Yani Ramazan'ın 21, 23, 25, 27, 29. geceleri Kadir Gecesi olabilir diye Peygamber Efendimiz tarafından işaret buyurulmuştur. Ondan dolayı da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girer ve kendisini ibadetle, Allah'ı zikirle, Kur'an-ı Kerim okumakla geçirirmiş. Dolayısıyla bizler de işte bu son 10 günü çok iyi değerlendirmeye gayret etmeliyiz. Zira gerçekten Kadir Gecesi'nin Allah katında ne kadar önemli olduğunu, Allah Teala indirmiş olduğu müstakil bir sure ile Kadir Suresi ile bizlere açıklamaktadır. Kadir Suresi'nin 1., 2., 3. ayetlerini okuduğumuzda Kadir Gecesi'nin ne kadar önemli bir gece olduğunu Yüce Rabbimiz bizlere şöyle açıklamaktadır.
İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Şüphesiz ki biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Kadir gecesinin ne kadar değerli bir gece olduğunu sen nereden bileceksin? Bilebilir misin? Bu sorudan sonra 3. ayette Kadir gecesinin Allah katındaki değer ve kıymeti bizlere şöyle açıklanmaktadır. Leyletul kadri hayrun min elfi şer. Kadir gecesi içerisinde Kadir gecesi olmayan 1000 aydan daha hayırlıdır buyuruluyor. Değerli müminler, Kadir gecesi niçin bu derece önemlidir? Çünkü o gecede insanlığa hidayet rehberi olan, hakkı batıldan ayırt eden Allah'ın yüce kelamı Kur'an-ı Kerim o gecede indirilmiştir. Dolayısıyla Kadir gecesinin bu derece önemli olmasının temel sebebi Kur'an-ı Kerim'den kaynaklanıyor. Dolayısıyla Kur'an'ın indiği gece Allah katında sanki 84 yıl ibadetle geçirmiş gibi müminlerin sevap kazanmasına vesile olmaktadır. Yine Ramazan ayının Allah katında çok değerli bir ay olmasının en önemli sebeplerinden belki birincisi de nedir? Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in inmiş olmasıdır. Değerli müminler, demek ki bütün değer ve kıymet Kur'an-ı Kerim'den kaynaklanıyor. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim beşer kelamı değil, Allah kelamı. Dolayısıyla bizler de gerek bu son 10 günde, gerekse hayatımızın bütün aylarında, bütün haftalarında, bütün günlerinde Yüce Kur'an'ı çok çok okumalıyız. Kur'an-ı Kerim'i okurken de düşünerek, anlayarak, tefekkür ederek okumaya gayret etmeliyiz. Zira Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir. Onu anlayan, onun ilkelerini hayatına aktaran bir insan elbette Allah katında değerli bir insandır, salih insanlardandır, muttaki insanlardandır. Nitekim değerli kardeşlerim, işte bu mübarek Ramazan ayında gündüzleri oruç tutmak suretiyle, geceleri teravih namazı kılmak suretiyle, yine gerek sabah namazından önce, gerekse öğle, ikindi namazlarından önce veya sonra Kur'an-ı Kerim okuyarak, mukabelelere iştirak ederek bol bol camilerimizde, evlerimizde, iş yerlerimizde, her yerde Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i bol bol okumaya, dinlemeye gayret ettik. Dolayısıyla işte bu ay bize Yüce Kur'an-ı Kerim'i okuma, düşünme, anlama fırsatı verdi. Dolayısıyla bu güzel adeti, bu güzel sünneti, bu güzel ibadeti hayatımız boyunca devam ettirmeliyiz değerli müminler. Dolayısıyla işte bu Ramazan ayında birinci olarak Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i okumaya, onu dinlemeye, onu anlamaya yöneldik ve bu güzel ibadeti yapmaya gayret ettik. Dolayısıyla bu güzel ibadeti Ramazan'dan sonra da devam ettirmeliyiz. Zira Kur'an-ı Kerim bizim hayatımızın rehberidir. Hayatımıza yön veren ilkeler mevcuttur o yüce Kur'an-ı Kerim'de. Zira Kur'an-ı Kerim sadece bir ibadet kitabı değildir. Kur'an-ı Kerim aile hayatımızda karı ve kocanın birbirine karşı nasıl muamele etmesi gerektiğini anlatan ilkeler vardır. Yine ailede çocukların anne ve babalarına karşı görev ve sorumluluklarını anlatan yüce bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim iş hayatımızda, ticaretimizde ne gibi ilkeleri uygulamamız gerektiğini anlatan bir rehberdir, bir hidayet kaynağıdır. Yine Kur'an-ı Kerim
insanlarla olan beşeri ilişkilerimizi nasıl düzenlememiz gerektiğini anlatan, bu konuda çok önemli ilkeler getiren çok yüce bir kitaptır. Şayet biz Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza indirirsek, hayatımızı Kur'an-ı Kerim rehberliğinde devam ettirmeye gayret edersek, hem bu dünyada mutlu ve saadet içerisinde yaşama imkanımız olur, hem de ebedi olan, sonsuz olan ahiret hayatında kazanan, kurtuluşa erişen müminlerden oluruz inşallah. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i Ramazan'dan sonra da okumaya, anlamaya, onun ilkelerini hayatımıza yansıtmaya gayret etmeliyiz. Değerli müminler, yine bu mübarek ayda, Ramazan ayında gündüzleri mükemmel oruç tutmak suretiyle ahlakımızı güzelleştirdik. Evet, oruç tutan bir mümin, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ifade ettiği gibi asla yalan konuşmadık, gıybet etmedik. Dolayısıyla bizlerle sataşan bir kişi olduğunda, kavga etmek isteyen bir kişi olduğunda ben oruçluyum, ben oruçluyum diyerek o kişiye karşılık vermedik. Dolayısıyla böyle güzel ahlaki erdemlere ulaştık. İşte bu ahlaki güzellikleri Ramazan'dan sonra da devam ettirmeliyiz. Zira ahlakı güzel olan insan Allah'a yaklaşır ve cennetlik bir mümin olmaya namzet olur. Değerli müminler, özellikle bu ay içerisinde camilere, cemaate koşarak farz olan namazlarımızı ve teravih namazlarımızı camilerde cemaatle birlikte kılmak suretiyle cemaate alıştık, camiye alıştık. Dolayısıyla Ramazan'dan sonra da bu güzel adetimizi, bu güzel alışkanlığımızı asla terk etmemeliyiz. Zira burada şunu ifade etmek istiyorum ki İslam dininde cemaatle kılınan namaz ferdi olarak, münferit olarak kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Özellikle cemaatle namaz kılmanın faziletiyle ilgili Peygamber Efendimiz'den çok önemli hadis-i şerifler nakledilmiştir. Onlardan bir tanesini sizlere aktarmak istiyorum. Allah Resulü şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem: La salate li caril mescidi illa fil mescid. Ne demek istiyor Allah Resulü? Lütfen dikkatli dinleyelim. Camiye komşu olan bir müminin namazı ancak camide sahih olur diyor. Camiye komşu olan mümin, caminin yakınlarında oturan müminlerin namazı ancak camide sahih olur diyor. Camide kılması gerekir. Dolayısıyla komşuluk bazı alimlerin açıklamasına göre camiden 40 ev sağdan, 40 ev soldan, 40 ev efendim önden, 40 ev efendim arka taraftan camiye yakın olan evlerin, evlerde oturan Müslümanların mutlaka farz olan namazları camiye koşarak, müezzinin sesini duyar duymaz camiye koşarak, camide imamın arkasında saf tutarak cemaatle kılmaları gerekir. Hadisi tekrar ediyorum, bakınız. La salate li caril mescidi illa fil mescid. Camiye komşu olan Müslümanların namazı ancak camide sahih olur diyor. Dolayısıyla meşru bir özrümüz olmadığı müddetçe camiye koşarak farz olan namazlarımızı camide kılmaya özen göstermeliyiz. Zaten İslam dininde bütün alimlerin ittifakıyla farz olan namazların camide kılınması ama nafile olan, sünnet olan namazların evde kılınması eftaldir. Dolayısıyla buna lütfen Ramazan'dan sonra da dikkat edelim ve camilerimizi inşallah boş bırakmayalım değerli kardeşlerim. Zira namazlara, camiye koşan mümine diyor, imanına o ne yapıyor? Şehadet ediyor, şahitlik ediyor. Eğer bir Müslüman 5 vakit namazını camiye de mükemmel bir şekilde devam edip de kılıyorsa, o insanın
imanına şahittir. Dolayısıyla Allah katında mutlaka şehadetlik edecektir. Bunu mutlaka devam ettirmeliyiz. Başka bir husus değerli müminler, Ramazan bize neler kazandırdı onları ifade ediyoruz. Bakınız, Ramazan gündüzleri oruç tutmak suretiyle bizi sabra alıştırdı. Zira oruçlu olduğumuz süre içerisinde Allah'ın bize yaratmış olduğu, bize efendim emanet olarak verdiği efendim yiyecekler, içecekler önümüzde olmasına rağmen akşam ezanı okununcaya kadar ne yapıyoruz? Asla o helal yiyeceklerden bir lokma dahi yiyemiyoruz. O içeceklerden içemiyoruz. Böylece ne yaptı? Bizi sabra alıştırdı Ramazan. Dolayısıyla hayatımız boyunca bu güzel adeti, bu güzel alışkanlığı, sabrı hayatımızda uygulamalıyız, tatbik etmeliyiz. Yine Ramazan bize neler kazandırdı? Ramazan çevremizdeki insanlarla olan ilişkilerimizde güzel ahlak sahibi olmamızı temin etti. Zira Allah Resulü bir hadis-i şerifinde hakiki mümini şöyle tarif ediyor. El-Müslimu men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi diyor. Hakiki Müslüman o insanın elinden ve dilinden diğer insanların zarar görmediği kişidir diyor. Ve başka bir hadis-i şerifinde de Peygamber Efendimiz hayrun nas men yenfa'un nas buyuruyor. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır diyor. Dolayısıyla değerli müminler, Ramazan'dan sonra da bu güzel adetimizi, bu güzellikleri ne yapmalıyız? Devam ettirmeliyiz. Mesela iş yerinde olsun, mahallemizde olsun, bir komşumuz, bir arkadaşımız bizden bir şey istediği zaman eğer o şeyi yapabilme kabiliyeti, bilgisi bizde varsa hemen ne yapmalıyız? Onun yardımına koşmalıyız. Ona yardım etmeliyiz. Eğer tabii meşru bir özrümüz, bir işimiz yoksa, böyle bir talepte bulunduysa ve o işi yapabilecek de efendim güce sahipsek, ilme sahipsek, bilgiye sahipsek o kardeşimizin yardımına koşmalıyız. Zira yine Peygamber Efendimiz bakınız ne buyuruyor bir hadis-i şerifinde. Diyor ki: "Kânallahu fî avni abdihi mâ kânel abdu fî avni ahîhi" diyor. Evet. Bir mümin, bir Müslüman kardeşinin yardımına koştuğu sürece Allah da ona yardım eder diyor. Bu dünyada bir Müslüman kardeşimizin bir ihtiyacını karşılarsak, onun işini görürsek Allah da ahiret gününde, hesap gününde bize yardım eder inşallah. Dolayısıyla işte Ramazan'dan sonra da bu güzel örfümüzü, bu güzel adetimizi, bu güzel ahlakı devam ettirmeliyiz. Yine Ramazan'ın bize kazandırdığı önemli güzelliklerden biri de değerli kardeşlerim, özellikle varlıklı olan, zengin olan Müslüman kardeşlerimiz ne yaptılar? Mallarının zekatını kuruşu kuruşuna hesaplayarak fakir ve muhtaçlara vermek suretiyle, onlara yardım etmek suretiyle yardımlaşmaya ve dayanışmaya efendim yardım ellerini uzatmaya yöneldiler. Dolayısıyla bu güzel bir ahlaki ilkedir. Bu güzel bir vecibedir. Dolayısıyla Ramazan'dan sonra da bu güzellikleri inşallah devam ettirelim. Yüce Rabbimiz bizleri, sizleri kendisine layık kul eylesin. Habibi ve Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet eylesin. Subhanekallahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el-Fatiha.